Kocaeli Tarcanlar Ekspertiz'den ben Sami Tarcan, herkese merhabalar. Bugünkü aracımız 2009 model Astra. Aracımızı arkadaş eniştesinden alıyor, kendi aracına takas ediyor, üstüne para verip bu aracı alıyor. Aldıktan sonra, yani ben bir şey aldım ama diyor, hani enişteme güveniyorum ama en azından bir baktırayım ne aldım diye merak ediyor ve aracı bize getiriyor. Arkadaşlar, araçta temizlik boyası var demiş eniştesi. Yani araç komple temizlik boyası var demiş. Ona göre de uygun fiyatta almış aracı. Yani temizlik boyasına göre uygun arkadaşlar, onu söyleyeyim. Aracı bize getirdiğinden neler neler çıktı arkadaşlar, bir bakalım. Ben bile şaştım, bu kadar beklemiyordum çünkü. Bakalım aracımıza neler varmış. Aracın sürücü ebeği sökülmüş ve biz de sürücü ebeğini söktük, baktık. Sürücü ebeğinde herhangi bir patlak ya da patlama söz konusu değil arkadaşlar. Ebeğimiz orijinal. Sağ tarafında ebeği hiç sökülmemiş, o yüzden sökmüyorum. Bu da orijinal. Ama araçta farklı bir şey var. Şimdi size onu göstereceğim. Aracı ön direklerden keserek buradan, bakın kaynak çapağı, buradan keserek kesme tavan koymuşlar. Kaynak yeri burada paslanmış. Puntalara bakın, göstereyim size. Bakın burada punta yok. Kaynak yerimiz burası. Puntaları size gösteriyorum ki hani nerede punta var, nerede punta yok diye görün diye. Direğin de buradan, yani orta direğim buradan, bu bölgeden keserek arka tarafından da size göstereyim. Kaynağımız buradan yapılmış. Arka tarafın bakın puntaları, tabi burası sol taraf oluyor arkadaşlar. İç kısma baktığımızda, bakın burada şimdi ışığı tutacağım, macun çekilmiş bu şekilde duruyor. Kaynak yeri belli oluyor. Araca hem kesme tavan hem de sağ arka yarım ekleme yapılmış. Onu da göstereceğim size. Koltuk ebeğimiz patlak, tamirli. Kemer tokalarımız aynı şekilde patlak. Sağ tarafın direği, bunu da buradan size göstereyim. Bakın burada kesilmiş ve parça konulmuş. Kesme yeri ve kaynağı belli oluyor. Dışarıdan da size göstereyim. Bakın buralarda punta var ve orada aşağıda puntamız yok. Ağır çekimde göstermek istiyorum ki yakından görün diye arkadaşlar. Orta direğe baktığımızda buralara punta izi yapmışlar. Yani elleriyle punta izi yapmışlar. Normalde orijinal punta bu şekilde değil. Şimdi size arka taraftan da göstereceğim. Bakın kaynak izi ve çapağı. Buradan kaynatmışlar, eklemişler. Arka tarafa geldiğimizde aynı şekilde bakın burada puntalar yok. Hayır, bir tarafa punta yapmış, bir tarafa punta yapmamış. Herhalde ustalar farklıydı, bilmiyorum artık. Aynı şekilde trimi söktüğümde bakın buralarda aynı şekilde macun işlemleri ve kaynak izleri mevcut. Hatta boya bile atmamışlar. Yani buradan yarın öbür gün paslanma yapacak arkadaşlar. Aynı şekilde sağ koltuk ebeği de patlak. Kemerlerimiz her zamanki gibi direnç. Şimdi makineyle size göstereyim, boya makinesiyle. 120, 380. Bakın mikron değerlerini görüyorsunuz. Infi sonsuz macun verdi. Arka tarafa gelip göstereyim ben size. 100. Bu da kaynağın infi, yani direğin kesim noktası. Koltuğu söktük. Yani ben bile şaşırdım. Bir de ekstra da arkadan da yarım eklenmiş. Bakın. Deponun alt sacı buradan kesilerek, bakın kaynak duruyor.
zip tabakası yapıştırmışlar. Onu da kaldırayım size göstereyim de. Bakın buraya maun çekmişler. Yani deponun altından yarım çamurluk eklemişler. Arka tarafı da yarım eklemişler. Bu şekilde macun çekip hatta kaynak izleri ve taşlama izleri gözüküyor. Ben bu kadarını beklememiştim. Yani bir iki parça değişiktir de demiştim ama ekstra olarak da herhalde ikinciye eklenmiş. Bir tavan eklenmiş. Bir de arka taraftan yarım arka çamurluk eklenmiş. Herhalde iki kere kaza yaptı bu araç diye düşünüyorum. Arka çamurun ek yeri de buradan arkadaşlar. Birazdan lifte kaldırıp göstereceğim size. Arka tarafa yani bagaj içine geldiğimizde bakın kaynak yerini görüyorsunuz. Kaynak yapılıp biraz macun çekilip boyanmış. Hoparlör sacı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ustam işçiliğini yapmış. Elinden geleni yapmış diyelim tabiri caizse. Gösterebildiğim kadar kamerayla size göstermeye çalışıyorum. Yani sağ arka çamurluk havuz sacıyla beraber yarım değişmiş. Biz buna tabiri caizse yanlış anlamayın özür dilerim. Yarım kıç diyoruz. Yani sanayi usulü böyledir. Özür diliyorum tekrardan kusura bakmayın. Halıyı kaldırdığımda alt tarafı da göstereyim ben size. Bu şekilde alttan devam ediyor. Araçta neler var? Şimdi ben size özet geçeyim. Değişmeyen saysak daha azdı ama ön kaputumuz değişmiş. Sol ön çamurluğumuz çıkma mavi. Sol podyada hafif düzeltme işlemimiz mevcut. Kamerayla yakınlaştırmaya çalışıyorum. Düzeltmeyi gördünüz arkadaşlar. Far saçları, ön panel, ön tampon, farlar değişmiş. Sağ ön çamurluğumuz içten boyalı orijinal. Sağ ön kapı çıkma takılmış. Sağ arka kapı kendi kapısı içten boyalı. Tavanımız çıkma takılmış. Arka çamurluğumuz hem üstten yarım değişmiş hem bir de alttan kesme çamur takılmış. Bagajımız çıkma siyah. Bakın burada siyah boya. Sol arka çamurluğumuz yarım değişmiş. Tavan eklediği için yarım değişiyor. Arka kapımız çıkma değişmiş. Sol ön kapımız çıkma değişmiş. Yani kısaca söylersek sağ ön çamurlukla sağ arka kapı orijinal, geri kalan hepsi değişmiş. Aracı lifte kaldırdığımızda bakın buradan eklenmiş. Kaynağı size göstereyim. Bu şekilde havuz sacından devam ediyor. Bakın parmağımdan takip edebilirsiniz. Böyle ortaya karışık bir şeyler yapmışlar. Yarım kesmişler, eklemişler. Bakın kaynak burada. Net gözüküyor arkadaşlar. Ön tarafa geldiğimizde şaselerde herhangi bir işlem yok. Yine ben size alttan göstermeye çalışıyorum. Sağ şasemiz şu an. Üstten vurmuş araç. Şase olarak herhangi bir kazası yok. Üstten alta girmiş gibi düşünün. Burası sol şase. Sol şase de herhangi problem yok. Kartelimiz değişmiş. Ekstra olarak da ezik arkadaşlar. Evet değerli takipçiler. Araçtaki kusurları gördünüz. Normalde temizlik boyası diye almış. Yani kendi aracını bırakıp takas edip üste fark verip enişesinden bu aracı alıyor. Tabi enişesi de bilmiyordur diye düşünüyoruz. Çünkü enişesi eğer böyle bir şey varsa ben aracı geri alacağım demiş. Muhtemelen aracı geri verecek enişesine. Öncelikle ben araçtaki ekspres raporunu size bir göstereyim, bir görün. Yani rapora bile yazacaklarımız sığmadı. Bayağı bir açıyı genişlettik. Şimdi videoyu izleyen bazı arkadaşlar diyecek ki kardeşim sürücü ve yolcu evi neden patlamış? Önden de sonuçta kazası var. Değişmeyen parçası yok. Şimdi araç önden direkt vurmamış. Üstten sıyırarak vurmuş. Yani çok ağır bir önden şaselerde bir işlem yok. Onu söyleyeyim. Tamam araba ağır hasarlı ama önden şaselerde bir ağır hasar yok. Onu söyleyeyim de. Diyeceksiniz ki sürücü evi niye söküldü madem? Değişmedi, patlamadı. Niye söküldü?
Süreceği bir bunların korna bozulduğu zaman, silecek motor veya silecek kolu bozulduğu zaman, sinyal kolu bozulduğu zaman sökülür. Bir de bu Astra haçlarda bazı arkadaşlar bilir. Servis fabrikasyon bir hata olduğu için servis bunları geri çağırdı. Bir tuşunu değişti. O yüzden bunların süreceği bile söküldü. Şimdi diyeceksiniz ki belki adam çıkma buldu, aynı tarihi denk getirdi. Hayır arkadaşlar, o da değil. Çünkü patlamış heybe, ben manyak değilim veya salak da değilim affedersiniz. Orijinal yazacak kadar. Heybetlerimiz orijinal. Çünkü torpido fabrikanın taktığı gibi aynı şekilde duruyor. Fabrika nasıl taktıysa bu şekilde duruyor. Bunu ispatlarım. İnanmayan arkadaşlar varsa aracı çağırırım. Gözlerinin önüne sökerim. Airbag patlaksa ve patlak çıkarsa, çıkma çıkarsa ben masrafını karşılarım arkadaşlar. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Takılı atan araç hiçbir zaman airbag açmaz. Çünkü airbag sensörleri direğin altındadır. Yani alt direk tarafındadır. O yüzden tavanda hiçbir şekilde airbag açmaz. Diyeceksiniz ki yan airbagler açtı. Bunlara yandan vurduğu için, yani kapılardan vurdukları için, kapılar çünkü değişmiş. Kapılardan vurdukları için yan airbagler açmış arkadaşlar. Niye bu kadar ısrarla söyledim onu söyleyeyim. Geçen bir 10-15 tane video önce bir tane Clio paylaşmıştım. O Clio'da takla atmış, tavan kesme tavandı. Yorumlara yazmışlar sen bu işi bilmiyorsun, bunun airbagler kesin patlaktır. Ya arkadaşım sen araca bakarken benim yanında değildin. Görmedin. Ben airbagleri söktüm, baktım tarihi, kodu, her şeyi tutuyor. VIN kodu var, onları tutuyor. Yani ben aracın yanında göremedim de sen videodan mı gördün? O yüzden ısrarla söyledim. Kusura bakmayın diyorum. Şimdi konumuza dönelim. Araç alırken tamam, güven güzel bir şey. Akrabalarına güveneceksiniz, insanlara güveneceksiniz ama bazı konularda mutlaka aracınızın bozulmaması için araçlara baktırın arkadaşlar. Kim olursa olsun, kardeşiniz de olsa, babanız da olsa, çünkü sonuçta para veriyorsunuz. Enişteniz bilmiyordur, abiniz bilmiyordur, kardeşiniz bilmiyordur, arkadaşınız bilmiyordur. Böyle durumlara düşmemek için aracı alırken mutlaka önce bir eksperte sokun. Ondan sonra kararı verin. Araç iyiyse iyi, kötüyse kötü. Şimdi enişte tabii aracı öğrendi. Enişte aracı geri alacağını söyledi. Yağ almasaydı enişteyle arası açılacaktı. Yani bu abi kardeş arasında da olabiliyor. Tanıdığınız da olsa, arkadaşınız da olsa, kardeşiniz de olsa sonuçta para veriyorsunuz, mal alıyorsunuz. Yarın öbür gün sen bunu bana söylemedin, sen bunu şöyle yapmadın diye aranızdaki diyalog bozulmaması için güzel bir eksperte gidip baktırmakta fayda vardır. Çünkü dünya malı için iki kardeş birbirine bazen vurabiliyor. Hatta iki arkadaşın, 30 yıllık iki arkadaşın ben araba yüzünden araların açıldığını biliyorum. Hatta bunun videosunu çektim. O yüzden bu durumlara karşılaşmamak için mutlaka dediğim gibi araca gösterin. Videoyu beğenerek sayfamıza abone olmayı unutmayın. Bizleri Facebook ve Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Instagram'da günlük hikayeler, küçük videolar ve küçük mizahlar paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz bizleri. Hepiniz Allah'a emanet olun. İyi günler.